yorumlarını ALB Yatırım Baş Ekonomisti Doçent Doktor Filiz Er Yılmaz bizlerle birlikte. Filiz Hocam günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Berfin Hanım ve Hakan Bey, iyi yayınlar. Günaydın hocam. Geçen hafta piyasaların gözü kulağı Ankara'dan gelen açıklamalardaydı. Vergi büyük bir gündem oluştu. Bugün Serhat Gürleyen'in yazısını az önce konuştuk Hakan Güldağ'la birlikte. Ekonomi yönetimi gazı ve freni birlikte kullanıyor demiş Serhat Gürleyen, başlığı bu şekilde atmış. Ben de buradan sorayım size. Ekonomi yönetiminin gazı ve freni birlikte kullanıyor olması piyasalardaki beklentiyi, enflasyon ve kurdaki beklentiyi nasıl etkileyecek? Siz cumartesi günü Borsa Gazetesi'nde de yazdınız. İkinci yarıya ilişkin beklentileriniz nedir? Tabii şöyle söyleyeyim Berfin Hanım, yani Hakan Bey biraz önce çok güzel ifade etti. Şimdi yeni ekonomi yönetiminin yönetime geldiğinden bugüne kadarki uyguladıkları politikanın piyasadaki yansımasına baktığımızda piyasa şu anlık ikiye ayrılmış durumda. Bir kısım hiç yoktan iyidir. En azından eski uygulamalar geride kaldı. Rasyonele doğru olsa, tırnak içinde piyasayı şu an çok memnun eden gelişmeler olmasa da bundan sonrası da gelebilir, izleyelim, görelim modunda, ki bu iyimser tarafta olanlar. Fakat bir de kötümser tarafta olanlar var. Kötümser tarafta olanlar da gerek para politikası ayağında, gerek maliye politikasının ayağında atılan bu adımları açıkçası tırnak içerisinde çok samimi bulmayıp birbiriyle çelişen, tam da biraz önce Hakan Bey'in ifade ettiği gibi birbiriyle çelişen, dolayısıyla biz rasyonelitenin neresindeyiz ya da bu politikalarla ne kadar rasyonele döneceğiz modunda. Haliyle özellikle bu vergi artışları kısmı açıkçası bir yön itibariyle bu tartışmaları biraz daha alevlendirdi diyebiliriz. Evet, geçtiğimiz hafta çok büyük vergi artışları geldi. Sıkı maliye politikası gereği, işte bütçe açığını azaltmak, bütçeyi dengeleme adına. Şimdi eğer Sayın Mehmet Şimşek'in rasyonele dönüş retoriği açısından baktığımızda bu beklenir bir durum, sürpriz bir durum değildi. Fakat şuna baktığımızda özellikle maliye politikası ayağında bir yön itibariyle sadece belirli kesim üzerine, yani sabit ve dar gelirli kesim üzerinden bu acı reçetenin ya da faturanın çıkarılıyor olması, öte taraftan bir yön itibariyle genişletici maliye politikaların özellikle de kamu harcamalarında hala devam ediyor olması, piyasada bir miktar bu işin çok samimi olmadığı ya da uygulanan acı reçetenin özellikle sabit kesime yıkılıyor olmasını aslında olumsuz olarak değerlendirdiğini görüyoruz. Yani eğer bir mali disiplinden, bütçe disiplinden bahsedeceksek bunu sadece kamu gelirleri tarafında değil, kamu harcamaları tarafında, yani devletin de bu noktada elini taşın altına koyması gerektiği yönünde de bir inanış olduğunu görüyoruz. Şimdi haliyle gerek para politikası kanadı gerek maliye politikası kanadında ki bu ne diyelim uygulamalar yılın ikinci yarısında özellikle enflasyonda daha ciddi artış olarak karşımıza geliyor. Hemen unutmadan şunu da söyleyeyim. Para politikası kanadında da aslında çok ne diyelim piyasanın beklemediği bir takım uygulamalar var ki bence burada en önemli nokta özellikle kura müdahale edilip edilmemesi noktasında. Hatta geçen hafta sizinle ilk programa başlarken ilk sorduğunuz soru buydu. Şimdi bir yön itibariyle Sayın Hafize Gaye Erkan ve Mehmet Şimşek'in aslında rezervlere müdahale edilmeden kur üzerinde bir ne diyelim denetim sağlamadan serbest piyasa koşullarında aslında kurda bir dalgalanma yaratmak istedikleri. Fakat gelen açıklamalara baktığınızda özellikle işte kamu bankalarına ve özel bankalara KKM dönüşü sonrası döviz desteği sağlanacağı yönünde bir açıklama olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla bu açıklamayı piyasa bir yön itibariyle çok da samimi bulmuyor. Dolayısıyla piyasadaki şu an hakim inanış hala kur üzerinde rezerv satılarak bir kontrol sağlanmaya çalışıldığı noktasında. Bu noktada da bir miktar piyasanın soru işaretleri olduğunu söylemek yanlış olmaz. Haliyle toparlayayım. Yılın ikinci yarısında özellikle kur artışı ve sonrasında geçtiğimiz hafta vergi artışlarıyla birlikte enflasyon beklentilerinde çok ciddi bir bozulma meydana geldiğini söylemek çok yanlış olmaz. Biz enflasyon beklentilerini Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketiyle takip ediyoruz. Orası bence bir miktar iyimser. Son açıklanan 38,5 cuma yeni rakamları göreceğiz Temmuz ayına ilişkin. Ama şunu söylemem hiç yanlış olmayacak. Yani şu an için son gelişmelerle birlikte sene sonunda şu an için enflasyon beklentileri 40-45 bandından 45-50 bandına oturmuş durumda. Hatta 50 üzerinde bekleyen kurumlar da var. Dolayısıyla piyasa artık şunu fiyatlıyor. Mart 2024 seçimleri gereği büyüme çok da göz ardı edilmeyecek. Dolayısıyla ekonominin acil olan ihtiyaçları başta döviz likiditesi olmak üzere çözülmeye çalışılacak. Bunun için kur belli seviyeye getirildi. Yabancıdan kasıt da Orta Doğu ve Körfez ülkeleri oradan çekilebildiği kadar gerek anlaşmalarla gerek işte kurun seviyesiyle çekilecek. Haliyle büyüme çok baskılanmadan biz Mart 2024'e kadar gideceğiz. Dolayısıyla yeniden enflasyonla yaşamaya devam etmek zorunda kalacağız.
Şimdi kur meselesi de önemli. Peki kurda denge nerede olacak? Belki de en çok bilinmeyen ve belirsiz olan taraf da bu. Şimdilik 26-26.09'da dengelenen geçtiğimiz hafta bir kur görüyoruz. Açıkçası 20 Temmuz PPK kararı önemli olacak. Benim bu noktada beklentim. Şimdi 20 Temmuz PPK kararı biraz daha önemli hale geldi. Çünkü son gelen vergi artışlarıyla birlikte enflasyon daha da artacak beklentisi oluştu. Dolayısıyla bu son vergi artışları öncesi 20 Temmuz'da %17, %20 aralığına çıkarılacağı yönünde beklenti vardı. Bu beklenti de şu an %20-25 aralığına çıkmış durumda. Yani piyasada minimum %20'ye çıkılması yönünde ve aynı zamanda Merkez Bankası'nın faiz karar metninde de bir önceki kadar muğlak bırakmaması isteniyor. Yani bir önceki metinde biz sıkılaşmaya başladık, gerektiği zaman gerektiği kadar yapacağız. Bunu piyasa bir miktar üstü kapalı ve muğlak olarak algıladı. Bu muğlaklığa da aslında yer yok. Çok daha net bir şekilde biz faiz artışlarıyla devam edeceğiz beklentisi var. Haliyle hem ilk faiz toplantısında faizin önden yüklemeli yapılmaması, vergilerin çok güçlü artırılıp enflasyonu yukarı çekecek olması nedeniyle piyasada %30-35 bandı için yeterli olacak yıl içindeki faizin tepe noktasının %40-45'lere kadar çıktığı beklentisi var. Tabii faiz beklentisi şu nedenle önemli olacak. Biz yaz aylarını kur açısından daha ılımlı geçireceğiz, daha sorunsuz geçireceğiz. Çünkü turizm gelirleri gelecek. Bir miktar daha rahat olacağız. Fakat sonbahar sonrasında özellikle hem kamunun hem özel sektör tarafında güçlü dış borç ödemelerinin olacak olması, cari açık tarafında enerji maliyetleri kaynaklı olarak cari açın da artacak olması ve turizm gelirlerinin de artık azalıyor olması sebebiyle kuru tutmak eğer rasyonele dönülecekse elbette faiz politikası ile olacağı için faizi artırmak sonbahar sonrasında çok daha ihtiyaç haline gelebilir. Haliyle bu ihtiyaç dahilinde de seviyeler daha da yükselebilir bu noktada. Toparlayayım. Genel olarak son gelişmelerle birlikte kurda özellikle teknik olarak yeni seviye 28 bölgesi. Bana kalırsa belki 20 Temmuz'a kadar 26-27 bandında gideriz ama 20 Temmuz'a gelecek olan karar bir miktar bence piyasanın beklentisinin altında kalma ihtimali var. Bu kuru belirli noktada bir sıçratma ihtimali söz konusu olabilir. İşte o zaman 28-29 bandını görebiliriz diye düşünüyorum. Haliyle son uygulamalar sonrası ekonomiye çıkan en önemli fatura enflasyonun daha yüksek olacak olması. Bu noktada piyasada şöyle bir beklenti yok. Yani büyümenin çok baskılanacağı seçim öncesi bir beklenti yok. Özellikle olur da büyümede iç talepte ciddi bir azalma görülürse ekonomi yönetiminden tırnak içerisinde seçim ekonomisine yönelik uygulamalarla büyüme ve istihdam tarafı diri tutulmaya çalışılacaktır. Beklentisinin de şu an için hakim olduğunu görüyoruz. Tabii burada şu mesele önemli. Şimdi evet şunu görüyoruz. Hem kurumlar vergisi hem KDV'nin artıyor olması enflasyonu artıracak. Peki bu iç talebi ne kadar baskılar? Orada bir belirsizlik elbette var. Fakat piyasada şöyle bir beklenti var. Özellikle enflasyon daha da artacak ve kurda beklediğimizin üstünde artabilir beklentisiyle gelen ücret ve maaş artışları öne çekilmiş talebi de bir miktar daha destekleyerek o artan fiyatlar iç tüketimi çok baskılamaya da bilir beklentisi de hakim. Ama olur da bir baskılanma olursa orada da bir adım göreceğimiz noktasında da bir beklenti var Berfin Hanım. Peki Filiz Hocam, vaktim kalmadı ama bir cümleyle siz az önce Merkez Bankası'nın önümüzdeki toplantısına dikkat çektiniz. 17-20 Aralık %5 oranına kadar, yani tahminler %5, %25 oranında yükseldi dediniz. Siz 20'nin üzerinde bir beklentiniz var mı Merkez Bankası'ndan? Benim yok Berfin Hanım. Yani benim bu noktada şu anki beklentim iki toplantıda beşer puan olmak üzere yani %5 artırmak üzere ben faizde tepe noktanın %25'ler civarında olacağını ama uzunca bir süre orada devam edeceğimizi bekliyorum. Orada benim şu an için çözemediğim nokta şu. Tam da seçime giderken bildiğimiz gibi Sayın Cumhurbaşkanı'nın ben faizde olduğum yerdeyim mesajı gereği özellikle seçime yakın dönemde kendi kemik kitlesine bir mesaj verme adına ufak da olsa göstermek de olsa bir faiz indirimi gelir mi orayı takip ediyor olacağız. Ama genel piyasa beklentisi bir tepe oluştuktan sonra 2024 sonuna kadar faizlerde aşağı yönde veya yukarı yönde, yukarı yöndeye bir şart bırakmak gerekebilir. Orada bence kurun seviyesi çok önemli olacak. Olur da kur kontrolden çıkarsa mecburen de olsa faizler artırılması gerekebilir ama indirimi yönünde piyasa özellikle uzunca bir süre bir ne diyelim politika değişikliği beklemiyor Berfin Hanım. Teşekkürler Filiz Hocam. Çok sağ olun. Hocam çok özlü oldu. Çok teşekkür Evet. ediyoruz. Sağ olun.